Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Her zamanki bir Sefer Yüksel ile beraber her perşembe olduğu gibi. Bugün Denizbank Dijital Kuşak Bankacılık Grup Müdürü ve İnovasyon Komitesi Başkanı öyle söyle söyle bitmiyor. Ama herhalde dijital dönüşüm. Bugün bol bol onu konuşacağız. Aynen. Gürhan Çamp bizimle. Hoş geldiniz Gürhan Bey. Sefer ile beraber biliyorsunuz Sefer Yüksel ile çok uzun süredir her bankadan dijital dönüşümle ilgili neler yapılabilir bunu ele alıyoruz. Aslında 2018'i artık bitirirken 2019'da bunu konuşacak lüksümüz bile olmayacak. Artık adım atmamız lazım, aksiyon almamız lazım. Ve biz de işte tam bu sebepten ötürü bu programı yapıyoruz ve konusunda uzman kişilerle tartışıyoruz. Sefer, bugün nelere değineceğiz Denizbank ile beraber, Gürhan Bey ile beraber? İstersen başlayalım biraz seninle. Başlayalım güzel. Şimdi öncelikle birkaç veriyle ben başlayayım. Türkiye'de dijital bankacılığı bir kez kullananların sayısı 55 milyona ulaşmış ve aktif kullanıcı sayısı da 35 milyonlardı. Araştırmalara göre de tüm dünyada gelişmekte olan ülkeleri önümüzdeki 10 yılda mobil finansal hizmetlerin etkisinin 3.7 trilyon dolar olacağı hesaplanıyor. Yani gayri safi milli hasılarına. Tabii bu çok yüksek bir çok oran. Yüksek bir oran. Bu da aslında biraz dijitalleşmenin ve mobilin aslında ekonomilere katkısını da gösteriyor. Bu tabii milyarlarca insana da aslında farklı da faydalar sağlayacak bir durum. Şimdi burada zaten bu yüzden de tüm sektörler, başta finans sektörü olmak üzere dijital dönüşümünü tamamlıyorlar. Endekslere baktığımız uluslararası dijital dönüşümünü tamamlamada ortalama sektörler %61'lerde, finans sektörü %81'lerde. Şimdi bütün bu veriler ışığında bugün biz Türk bankacılık sektörü bunun neresinde? Dünyayla biraz kıyaslamasını yapacağız. Denizbank'ın bu konuda ödülleri de var, onları biraz konuşacağız. Evet. Öte taraftan devletler buna nasıl bakıyor, Türkiye nasıl bakıyor, o konularda konuşacağız hep beraber. Peki, o zaman ilk soruyla başlayalım Gürhan Bey. Özellikle global ve finansal dijital trendler, zaten hani bir süredir bunu konuşuyoruz ama bu dijital dönüşüm deyince finans sektörünü nasıl yön veriyor, nasıl şekil veriyor ve gerçekten hani spesifik olarak siz kendi sektörünüze baktığınızda bugün ne durumdayız, yarın ne olacağız, ne dersiniz? Şimdi aslında 2008 yılından başlamakta fayda var. Güzel bir anekdot paylaşmak istiyorum size. 2008 yılında bir krizden dolayı bankacılık sektöründe, finans sektöründe bir korumacılık başladı. Bir sıkı regülasyon dönemi başladı. Açıkçası. Dünyada. Aynen, bütün dünyada. Hatta negatif faiz ve parasal genişlemeden de dolayı aslında hem bankalar küçülmek zorunda kaldılar hem de karlılıkları biraz azaldı. Şimdi bu noktada maliyet avantajı çok öne çıktı. Yani maliyeti bir şekilde düşürebilmek, karlılığı artırmak anlamında önemliydi. Şansa bakın ki 2008 yılı aslında Endüstri 4.0'ın başladığı yıllara denk geliyor. Yani doğru. 2007-2008 tam dönüşümün başladığı yıllarda 2008'de böyle bir koz geçti finans sektörünün eline. Paylaştığımız şey o yüzden önemli. %81-61 dedik ya finans sektörünün önde olması. Aslında finans sektörünün önde olmasının bir sebebi de bu. Yani aslında dijitalleşmeyi finans sektörü bizce maliyet avantajıyla başladı. Tabii şu an geldiğimiz noktada bambaşka bir yerdeyiz. Yani konu sadece şu an maliyet avantajı değil hiç aslında. Hiç alakası yok. Yani maliyet avantajı başlamış durumda ama şu an geldiğimiz nokta bambaşka, apayrı bir yere gitti. Ama şans o ki öyle başladık ve o anlamda da öne geçmiş olduk diğer sektörlere göre. Şimdi global trendlere baktığımızda biz de tabii sürekli inceliyoruz global trendlerinde neler oluyor. Şimdi yapay zeka bizim en fazla dikkatimizi çeken şu an trend o tarafta. Yine nesnelerin interneti aynı şekilde önemli bir trend. Robotizasyon çok önemli bir trend. Sanal gerçeklik inceliyoruz, incelemeye devam ediyoruz. Önemli bir trend. Blockchain çok önemli bir trend aynen. Bütün her yeri etkiliyor. Ve bulut mimarisi, bulut teknolojiler yine şekillendiren global anlamdaki trendler. Bu trendler haliyle finans sektörü olarak bizde etkili ve şekillendiriyor. Biz olayı hani 3 aşamada orada bakıyoruz. Hani finans sektörünü nasıl şekillendirdiğinde servislerin dijitalleşmesi, bankaların kendilerinin dijitalleşmesi ve yeni paydaşlar ekseninde bakıyoruz. Bizim bankacılıkta servislerimiz bir kere bu trendlerden etkilerek sürekli değişiyor, gelişiyor ve farklılaşıyor, transforme oluyor. Burada Güzel Hanım, dün, bugün, yarın sordunuz. Aslında orada çok değişik anekdotlar paylaşmak istiyorum. Lütfen. Bugün yapay zekada mesela biz bankacılıkta geldiğimiz noktada şu an yapay zekalara faiz oranını teklif ettirebilir duruma geldik bankalar. Kredi hesaplatabiliyoruz, limit tahsis edebiliyoruz. Fraudu yine yapay zekalar engelliyor. Ama muhtemelen çok yakında
bankayı da yapay zekalar yönetmeye başlayacak. Nasıl yani? Müşterilerle doğrudan yapay zekalar konuşmaya başlayacak. Onlarla... Şimdi siz böyle söyleyince biraz ürkütücü evet. geldi bize ama... kimlerden haber alacağız? Evet, kimlerden haber alacağız? Şöyle, insan Türkiye insanı çünkü genelde evet. biliyorsunuz pek bilgisayarları, robotlarla insanımız kötüdür. Yani insan insanla konuşacak, biz derdimizi ancak öyle anlatırız. Yani çok korkutmak istemiyorum ama çok insanla konuşup konuşmadığınızı anlamayacağınız günler gelecek muhtemelen. Yani karşınızdaki insan mı, yapay zeka mı çok da anlayamayacaksınız. Hani Her filmi hemen aklıma geliyor. Orada da öyle bir durum vardı. Doğru. Hatta aşık olmuş. Evet. Bu arada yani... çağrı merkezlerinde bile mesela ben hani kendi kişisel deneyimimi düşünüyorum evet. hep başıma gelen şey. Bir problem için aradığınızda işte bu telekom şirketi olabilir, bankayı arayabilirsiniz, bir talebiniz vardır. Zaten oradaki yönlendirme evet. sizi aslında o çözüme doğru itiyor. Ama ben inatla müşteri temsilcisiyle görüşmek için bilmem kaçı bekleyeni arıyorum. İstiyorum ki o numarayı bekliyorum. Karşıma biri çıksın, güzel güzel sohbet ederek ben derdimi anlatayım. Ama bunun sebebi aslında konforunuz. Siz de orada kendinizi konforlu hissediyorsunuz. Yani bu konforu eğer yapay zeka sağlarsa sizin için zaten buna pek de gerek kalmayacak. Evet. Konfor çok hemen alışılabilen bir şey. Hemen orada bir şey aklıma geldi. Gelirken metro ile geldim. Metroda daha önce dijital ekranlarla takip etmiyorduk durakları. Normal ışıklarla takip ediyorduk. Şimdi dijital evet. olmuş. Evet. Başta bir anlayamadım ne olduğunu. Ama hemen alıştım. Şimdi muhtemelen yarın gittiğimde hemen dijital arayacağım. Yani konforu sağladığında yapay zeka size ve siz kendinizi insanla konuşur gibi hissettiğinizde çok da aramayacaksınız aslında. Doğru. Yani bunu başarıyor olması lazım. Bir de IoT ile ilgili ben dün bugünü belki paylaşmakta fayda var. Şimdi bugünkü noktada bankalar IoT tarafında, nesnenin internet tarafında işte telefonlarımız, arabalarımız, evlerimiz bankayla bir şekilde iletişime geçip finansal konuşuyorlar kendi aralarında ama yakın gelecekte çok yakında biz şey düşünüyoruz. Bankanın bu cihazlarla konuşacağını, bu cihazlarla iletişime geçeceğini düşünüyoruz. Yani bizim finansal ihtiyaçlarımızı çözmek için bankanın sizin arabanızla, sizin telefonunuzla iletişime geçtiğini düşünüyor. Tersten, biz de aradan çıkacağız güzel. Tersten bile düşünüyor, evet. Yani IoT tarafında da, nesnenin internet tarafında da böyle değişik durumlar olabilir. Blockchain çok önemli. Bugün sadece para transferi yapıyoruz belki. Ki Türkiye'de de Akbank bunu kendi bir yurt dışı şubesiyle evet, geçen programımızda evet, Tolga Bey konuşuyordu. Bir önceki programda onu konuştuk. Tolga Bey de evet o projelerin mimarlarından. Kendi şubesi arasında şu an para transfer yapıyor. Dünyada da biraz böyle ama aslında blockchain karşılıklı ilişki olan her şeyi şey edebiliyor, kitleyebiliyor. Konu sadece para transferi değil diyorsunuz. Hatta şu kadar hani biz şu örneği de veriyoruz bazen. Evlilik cüzdanınızı bile blockchain'e yapabilirsiniz. Sonuçta evlilik cüzdanınızı. Aynen öyle. Yani sonuçta evlilik akti de bir akit ve iki kişi arasında gerçekleşiyor. Nikah memurlarına Gürhan Bey para vermeye gerek kalmış. Evet yani çok hızlı girdiniz konuya. Evet. Ben ürkütüyorsunuz dedikçe siz bir üst basamağı taşıyıp yapay zekadan. Ama bu arada yani şaka bir yana gerçekten geldiğimiz noktada o. Yes. Önemli olan herhalde bu alışım dönüşüm süreci değil mi? Kesinlikle güzel ve gelecek bu noktaya gidiyor ve bu programlarımızda konuşuruz. Hı-hı. Yani özellikle Soner Bey buradayken de konuşmuştuk. Bize BKM Genel Müdürü 5-6 yıl önce anlattığı şey bize çok imkansız gibi gelirken şu an oranlar, kullanım oranları %80'lere 90'lara çıkıyor. Aynen. Hani bu oranın. Eminim önümüzdeki dönemde doğru. Gürhan Bey'in bahsettikleri aynen. de olacak, yaşayacağız hep birlikte. Aynen. Gürhan Bey bu noktada ben biraz size Denizbank'ın dijitalleşme sürecini sormak istiyorum. Nasıl bir vizyonla çıktınız ve neler başardınız? Çünkü geçtiğimiz günlerde Denizbank Genel Müdürü Hakan Bey'le sohbet ederken Hakan Bey belli rakamlar verdi. Bugün 23 yurt içinde dedi 49 bankaya şey satıyoruz, teknoloji satıyoruz. Evet. Bunlar çok ciddi rakamlar. Aynen. Rakama bakınca da herhalde bir geldiğiniz noktadan memnun pardon, musunuz? Pardon, sadece Denizbank kendi içine değil dışarıya da aslında bu hizmeti evet. veriyor değil mi? Bizim bir iştirakimiz var Intertek üzerinden. Intertek. Aynen bu paylaşımımızı yapıyoruz. Bu bir yani aslında bir açık kapalılığının bir sonucu. Yani Denizbank kendi sistemini başka bankalarla da paylaşabiliyor. Hatta kendi sisteminin benzerini fintechlerle de paylaşabiliyor. Onun bir sonucu az aslında. Önce bahsettiğiniz paydaşlarla herhalde evet. paylaşıyoruz. Aynen öyle. Ya. Yeni paydaşlarla biz paylaşıyoruz. Denizbank'taki bizim transformasyonumuz aslında 2012 yılında Türkiye'nin ilk CDO'sunu atayarak başladı. CDO'yu açarsanız... Chief Digital Officer yani icra kurulunda sandalyesi olan dijital genel müdürümüz demek. Hani evet. başındaki Chief... CDO. CDO aynen. Hı. 2012 Mart ayında öyle bir atama yaptık. Bu şöyle bir vizyon aslında. Şimdi eskiden hala da var örnekleri. Dijitalleşme işi alternatif dağıtım kanalları ismiyle BSA evet. Bankçı'nın altında ele alınıyordu. Evet, ADK aslında, diyorduk kısaca. Aynen ADK diyorduk. Oradan çıkartıp hani dijitalleşme sadece bireysel müşterilerin değil, aynı hı-hı. zamanda KOBİ'lerin, aynı zamanda ticarilerin, kurumsalların, hatta kurumun kendi içinde ele alması gereken bir şeydir. Ayrı ele alınmalıdır, ayrı bir branşlaşmalıdır, ayrıca da management board'a raporlamalıdır vizyonun bir sonucu. Hı-hı. Bu çok önemli bir vizyon, gerçekten çok önemli bir vizyon. Çünkü dijitalden sorumlu bir genel müdür yardımcısı şu an
Mezboard'da bankanın bina alım satımlarında bile oy hakkına sahip demek. Yani hani o dijital şeyin bakış açısını bankaya nüfuz etmesi için çok önemli bir adım bu 2012 yılındaki o adım. Zaten peşinden de şeyi bizi mutlu etti. Çoğu banka şu an aynı şekilde devam etti sektörde. O 5 yıl içerisinde biz ciddi bir transformasyon yaşadık Deniz Bank'ın içinde ve dijital transformasyon. Çok güzel de inovatif ürünler ürettik. Bunun çok güzel sonuçlarını aldık. Onu belirtmek isterim özellikle. Amerika'da ve Avrupa'daki otoriteler, BAI bir tanesi, EFMA bir tanesi, 2014'te, 2015'te ve 2016'da dünyanın en inovatif bankası seçti Deniz Bank'ı. 3 yıl üst üste. 3 yıl üst üste dünyanın en inovatif bankası oldu. Tabii ki diğer Türk bankaları da çok başarılılar. Onlar da gene benzer şekilde Türkiye'yi, ülkeyi ciddi anlamda temsil ediyoruz dışarıda. Ama Deniz Bank'ın bu 3 yıl üst üste dünyanın en inovatif bankası olması işte bu dönüşümü. Ki toplam müşteri sayısına, bilanço büyüklüğüne baktığınızda çok daha agresif aynen. Deniz Bank'tan büyük dünyada bankalar var. Aynen öyle. Onların da olduğu listede en inovatif banka evet. seçilmek herhalde oldukça önemli sizin için de. Çok önemli bir şey. Çok değer verdiğimiz bir şey. Bizi çok motive eden bir şey. Bir motivasyon daha oldu. Çok ilginç bir şey. Geçen sene EFMA'da bizi şeyde yarıştırdılar. Challenger Innovator diye bir kategori var. Ben onu Türkçe'ye yaramaz çocuklar diye çeviriyorum. Yani böyle banka ama tamamen dijital banka. İşte Atom Bank var İngiltere'de, Monzo evet. var, Number Atom 26 Bank. Var, işte Solaris var Almanya'da. Biz onlarla beraber yarıştık Deniz Bank olarak. Deniz Bank köklü bir banka, 21 senedir faalet gösteriyor. Bir geleneksel bir banka baktığınızda şubeleri olan ama o yaramaz çocuklar diye bankalar, yarıştırdılar. Dijital bankalar. Ve biz ikinci olduk. O sıralama içerisinde evet, o sıralama içinde yani birinci kim olmuştu? Birinci Almanya'dan Number 26 olmuştu. Almanya'daki bir banka. Hiçbir şubesi yok. Yani tamamen dijital bir banka. Yeni dünyanın bankası. Onlarla yarıştırdılar bizi. O da motive etti tabii ki. Böyle bir tabii devam eden dijital transformasyon süre gelen bir şey. Yani bitmez. Bitemez. Sürekli kendinizi yeniliyor olmanız lazım. 2012'de başlayan yolculuğumuz bugün de tüm hızıyla devam ediyor diyebilirim. Şimdi aslında ben biraz burada şeyi açmak istiyorum. Güzel, önümüzdeki haftalarda kendilerini de ağırlayacağız burada. Intertek'e değinmek istiyorum. İnternet. Aslında bu değil mi? Bu inovasyonun arkasında biraz Intertek de var. Evet. Deniz Bank'ın kuruluşu. Aslında 1987'de kurulan yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Çok da erken kurulan ama 2002 yılında yanlış hatırlamıyorsam Deniz Bank bünyesine katılan. Hatta Gürhan bir de eski çalışma evet, oranı. Evet, ben de yaklaşık 8 yılımı fonksiyonel danışman olarak, iç analist olarak Intertek'te çalıştım. Şimdi Intertek şöyle bir şey. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam bankacılık sektörünün %30-31'ine falan bir hizmet veriyor. Evet, tamam. 10 ülkede yaklaşık 45, 50'ye yakın, 50'ye yakın, 50'ye yakın finansal kuruluşa hizmet sağlıyor. Toplam 15 milyon müşteri. Şimdi ben burada tabii ki bu anlattığınız az önce ödüllerin vesairenin arkasında da biraz dijitalleşmenin arkasında bu Intertek'in bir etkisi var mı? Intertek gibi bir kurumu bünyenizde olması size nasıl avantajlar sağlıyor? Tabii ki var. Yani Intertek çok güçlü bir kurum. Hem bankalara, o saydığınız 50 tane kurumun içinde sadece bankalar yok bu arada. Aynı zamanda fintechler ve techfinler de var. Techfin kavramı biliyorsun daha büyük olanlar. Evet. Ki burada hani örnek vermekte mahsur yok. Türksel Ödeme Hizmetleri AŞ'nin, Türksel Finansman'ın altyapısını Intertek sağlıyor. Keza yine Belbim'in, Belbim'de ödeme kuruluşu biliyorsunuz. Onun altyapısıyla ilgili çalışmalar var. Pinar'la ilgili yine altyapı, scoring altyapısını Intertek sağlıyor. Bunun yanında büyük bankalar, HSBC çok yakında devre alıyoruz. Bir iki hafta içerisinde Intertek devre alıyor. İşte Odea Bank, Bank Audi, Bank of Tokyo Türkiye'deki bu tip bankaların sistemlerini gene Intertek sağlıyor. Bu çok ciddi bir güç, çok ciddi bir know-how. Ama biz Deniz Bank'ta şuna çok inanıyoruz. Ortak akıl dediğimiz bir kavram var. Yani Deniz Bank'ta ki inovasyon komitesi dediğimiz oluşumun altında aslında bunu yaşatmaya çalışıyoruz. İnovasyonun tek bir sahibi değil de ortak aklın sonucu ürettiğimiz bir şey aslında Deniz Bank'ta. Ve herkes söz sahibi burada. Yani herkesin inovasyon yapma veya bir şey yenilik üretme konusunda eşit söz hakkı var. Herkes fikrini beğenebiliyor, tartışılabiliyor. Bu sürecin içinde tabii ki Intertek'te var. Sonra da onu konumlandırıp Intertek gücünün altında hayata geçirebiliyoruz. Intertek'in şöyle bir şeyi daha var. Intertek fintechlere hizmet verdiği gibi fintech havuzu da var kendi içerisinde. Kendi binasında şu an Teknopark'ta kendine ait bir binası var Intertek'in. O binada fintechlerle beraber ayrı bir ekosistem kurmuş durumda. Onlarla da işbirliği içerisinde aslında teknoloji üretiyor.
Çünkü sektördeki hani şu an en büyük sıkıntı o bahsettiğimiz know-how'un altını doldurmak. Çünkü nitelikli insan gücü bulma konusunda zorlanıyoruz. Yani hepinizin de çok iyi bildiği gibi işletme fakültesinden mezun olanları sayfalarca sıralayabiliriz ama işte bilgisayar mühendisliği, teknoloji, fintech'te algoları yazabilecek, bu modelleri oluşturabilecek biraz daha o insan gücü yani o taraftaki istihdamda sıkıntılar var. Siz Intertech'le beraber bunu da sağlıyorsunuz aslında değil mi? Aynen öyle. Intertech'le beraber tam olarak anlattığınız bunu da sağlama gücümüz var. Intertech bu arada yaklaşık 1200 kişi şu an. Zaten kendi de insan kaynağı okul gibidir de Intertech biraz. Hem yetiştirir hem istihdam eder. Türkiye'de böyle bir sıkıntı var mı hala? Yani daha fazla bu alanda uzmanlaşmış nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var mı sizce? Kesinlikle var. Hele yapay zeka ilerledikçe biraz önce söylediğiniz algo işlemleri. Evet, algo çok ciddi bir yapay zeka örneğidir. Hem düşünüyor olması gerekir hem de hızlı hareket ediyor olması gerekir algoların. Bunları bilen, bunları dizayn edebilecek güçlü beyinlere ihtiyacımız var. Bir kere bunu yurt dışına kaçırmamalıyız, bu beyinleri. Doğru. Çünkü çok nitelikli bir iş gücümüz var bizim. Özellikle finans sektöründe, Türkiye'de hem bankacılık tarafında hem finansal teknoloji tarafında çok ilerideyiz. Dünyaya baktığımızda, Avrupa'ya, Amerika'ya baktığımızda çok ilerideyiz. Burada aslında dünyadan da birçok davetler alıyorsunuz değil mi? Evet. Seminerlere katılmak için, keynote speaker olmak için. Aynen. Yani hem Deniz Bankası'ndan hem diğer bankalardan da çok duyuyoruz bunu. Bu noktada hani sizleri davet ediyorlar, çağırıyorlar orada neler konuşuluyor, nasıl tepkiler alıyorsunuz, işbirlikleri doğuyor mu? Belki biraz da ona değinmek istersiniz. Çok çok eğlenceli bir soru oldu. Şöyle Sefer Bey, yaklaşık 100'e yakın keynote aldık. Yani hani şu an Avrupa'dan, ki kıta Avrupası ve ada Avrupası olarak baktığımızda ikisinden de geliyor. Amerika'dan. Uzak Silikon Vadisi'nden talep geldi mi? Geldi. Silikon Vadisi'ne gidip anlattığımız hep oldu. Hep o bir göstergedir ya yani Silikon Vadisi'ne de girebiliyorsanız gerçekten hatta bu Silikon Vadisi'nde lansman bile yaptık. Lansman aynen. Uzak Doğu'dan, Orta Doğu'dan, dünyanın çeşitli yerlerinden sürekli bir talep var. Hani hem Türkiye bankacılık sektörü için ama özellikle bizim için de 100'e yakın talep geldi. Son 3-4 yılda baktığımda 50'ye yakın da bir şey gerçekleştirdik. Keynote sunum gerçekleştirdik. Çok tabii ilginç sorular da soruyorlar buralarda. Onları paylaşmak isterim, oradaki anılarımı. Şimdi Büyük Britanya'da, Londra tarafında onlar bankacılık tarafında ileriler. Zaten Atom'dur, Monzo'dur, kendileri dijital banka üretebiliyorlar. Ödeme sistemleri kısmında biraz şeyler, daha taleplerler. Ve biz ödeme sistemleri tarafı için her sene mutlaka oradayız. Yani her sene onların birkaç belli başlı ödeme sistemleri, konferansları var. Mutlaka Denizbank veya Türkiye'den bir banka olarak orada bulunuyoruz. Bizim ve biz daha çok rekabet ettiğimiz, yarıştığımız kısım ödeme sistemleri mi? Yani Türkiye'nin daha elinin güçlü olduğu. Hayır, hepsi güçlü. Onlar dijital tarafta güçlü oldukları için hani o tarafımızı değil, ödeme sistemleri tarafımızı şey yapıyorlar. Kendi eksiklerini belki gidermek istiyorlar. Hani, nasıl yapıyorsunuz? PSD2 akımını düşünüyorsunuz. O regülasyonunu nasıl aşarız gibi. Böyle yuvarlak masada oluyor. Onlar çağırıyorlar. Avrupa tarafında sunduğumuzda zaten hani ne yaptığımızı anlattığımızda herkes şöyle bir zaten şey oluyor hani. Nasıl yani? İlk soru şey oluyor. Bunları kendiniz mi yaptınız? Kendiniz mi yaptınız? Kendimiz yaptık. Çok güzel. Yani bunlar tamamen yerli üretim aslında. Yerli mühendisler, yerli kafalar tarafından çıkıyor. Kendiniz mi yaptınız? Sonradan evet deyince de biz bunları satın alabiliyor muyuz diye soruyorlar. Evet. Avrupa tarafında öyle bir soru geliyor. Amerika'da ki sorular çok, o da ilginç. Siz banka mısınız, fintech misiniz diye soruyorlar orada. Orada bankacılık sektörü de biraz geride olduğu için bizim burada yaptıklarımızı fintech gibi algılıyorlar. Ve dolayısıyla biz nasıl... Bu çok güzel. Bence bu soruyu sormaları bile güzel attı. Aynen. Bu anlamda. Yani fintech gibisiniz, fintech misiniz diye bir soru geliyor. Uzak Doğu'da da hemen üst düzeylerimizle Türkiye'ye gelsek bizi misafir eder misiniz? Çok ilginç. Mesela Singapur'da bir sunum yaparken sırf Türkiye'den banka gelmiş diye, Denizbank gelmiş diye gelip dinleyen şeyler var, bankalar var. Dinleyip gidiyorlar mesela. Peşinden de Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Orta Doğu'da da işte Körfez ülkelerinde de çok ilginç. O da biraz hoşuma gidiyor. Ne kadar zamanda yaptınız diye soruyorlar. Onlar süreyi soruyor. Aynen. Onlar çünkü IT tarafında biraz sıkıntılılar. Evet. Çok uzun sürüyor onların süreçleri. Hemen ilk soru şey, ne kadar zamanda yaptınız bunları? Öyle bir şey paylaşabiliriz. Bizim bu örnekleri zaten Türk bankacılığı, hani dijitalleşme teknolojide hep konuşuyoruz. Evet, şeyde gururla onlara, konuştuğumuz, vurguladığımız noktalar zaten. Onların güzel örnekleri. Şimdi Gürhan Bey ödeme sistemlerinden bahsetti. Ben buradan hemen şeye geçeceğim. Türkiye'de yaklaşık BDDK'ya kayıtlı 30 tane şirket var ödeme sistemi üzerine. Denizbank'ın da burada FastPay uygulaması var. Evet. Yaklaşık 2 milyon, hatta 2 milyon üzerinde değil 2 milyon üzerinde de indirilen çok... Evet. Önemli bir rakam. Çok önemli bir rakam ve burada yanlış hatırlamıyorsam ilk sesle para gönder, sesle para çek gibi dünyada ilk yaptınız bu uygulamayı. Hatta bu bahsettiğimiz ödülleri almada da
galiba etkili oldu değil mi bunlar? Çok etkili oldu. Bu FastPay'de, şimdi Türkiye'de genelde şöyle bir sorun var. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Ödeme sistemi şirketleri var, fintechleri var ama genelde hani globalleşme anlamında da, yurt dışına açılma anlamında belli sıkıntılar var ve genelde hemen exit, belli bir yere girip çıkış yapmak istiyorlar. Burada FastPay'de son durum ne ve globalleşme adına neler yapıyorsunuz? Böyle dünyada da yani ortalama mesela Silikon Vadisi'ne baktığınızda bu tarz şirketlerde 4,5-5 yıl gibi bir ömür var. Evet. 4-5 yıl sonra genelde bir exit oluyor. Daha büyük bir şirkete geçiliyor, satılıyor vesaire. Hani çok da o yüzden bu hızlı çıkışı yadırgamamakla beraber hani Türkiye'de bunun herhalde bu kadar hızlı çıkış yerine daha uzun soluklu sürdürülebilir projeler daha gerekli. Ya da yurt dışı odaklı olmak. Evet. Aynen doğru. Biz de emekliyiz. Yani aslında sürede bir sıkıntımız yok Sefer Bey. Süre hani 4-5 yıl ideal bir süre exit yapabilmek için ama sizin de dediğiniz gibi bizdeki temel sıkıntı lokal olarak düşünüyor olmamız. Genelde hep lokalle kendimizi sınırlıyoruz, kıyaslıyoruz. Benchmark'ımızı lokalden yapıyoruz ve ona uygun ürünler veya teknolojiler üretiyoruz. Halbuki hem fintechlerimizin hem bankalarımızın kurucu şirketlerin kendini şeyle karşılaştırıyor olması lazım. Silikon Vadisi'ndeki örnekleriyle, Avrupa'daki örnekleriyle karşılaştırıyor olması lazım. Bu anlamda da biz FastPay'i zaten öncü bir, 5 yıldır yaşayan bir ürün. Öncü bir ürün, bir özelliğini Silikon Vadisi'nde lanse etmiştik. Farklı konumlayabilmek için ve yurt dışına açılabilmek için şu an şirketleştirme ile ilgili çalışmalarımızı başlattık. Muhtemelen çok kısa sürede onu sonuçlandırmış olacağız. Ve onu dünyaya hizmet sunan bir fintech olmak üzere kuvvetli muhtemel banka bünyesinden ayırıp kenara alacağız. Ve bu çok önemli bir adım. Hem inovasyonunu devam ettirmesini hem de yayılmasını devam ettirmesini sağlayacağız. FastPay kritik bir ürün Türkiye içinde. Benzer ürünleri de var. Çünkü öğretici bir ürün. Bu süreç kolay bir süreç değil, dijitalleşme süreci. Kendinizi dijitalleştirdiğiniz gibi müşterileri, kullanıcıları da dijitalleştirmeniz gerekiyor. O anlamda çok ciddi öğretme misyonu vardı FastPay'in. BKM Express'in mesela yine sektörde. Bunlar öğretici ürünler, sektörde olmak zorundalar. Bu misyonu da devam ettirip ama yurt dışına hedefleyen bir ürün olmak üzere fintechleşmeyi hedeflemekteyiz. Peki son soru için Sefer'e sözü vereyim. Sağ ol. Güzelciğim çok teşekkür ederim. Sürenin sonuna geliyoruz. Ben burada biraz da şeyi sormak istiyorum size. Bu teknolojik yarışta aslında hani global arenada devletler buna nasıl bakıyor, hükümetler nasıl bakıyor, Türkiye hükümetinin ya da regülasyonun bakış açısı nasıl? Çünkü BDDK'dan açıklamalar geliyor, sektörün ve Türkiye'nin lehine ise biz her şeyi yapmaya hazırız gibi. Bu anlamda kamu tarafında da sizin de içinde olduğunuz bir milli cüzdan projesi vardı. Aynen. Bir kıyaslayıp anlatırsınız. Tabii ki. Şimdi dünyada devletler bu işi çok ciddi ele alıyorlar. Amerika'da mesela doğrudan Beyaz Saray'a danışmanlık veren 3-4 tane ofis var. Doğrudan danışmanlık verip dijitalleşmeyi sürdürüyorlar. İngiltere'de bir bakanlık var bu işi tamamen ele alıp ülkenin dijitalleşmenin transformasyonunu sürdüren. İskandinavlarda çok özel örnekler var. İsveç, Danimarka ve Estonya, ki Estonya burada başı çekiyor. Avrupa'nın en kamu hizmetlerini dijitalleştirilmiş en güçlü ülkesi konumunda şu an Estonya. Danimarka'da gene dijitalleşme ofisleri, danışmanlık merkezleri var. İsveç'te işte Girişim ve İnovasyon Bakanlığı var. Benzer şekilde yönetiyorlar. Hatta bazı ülkeler Silikon Vadisi'nde dijital büyükelçi barındırıyorlar. Yani büyükelçi, normal ülke büyükelçisi var. Bir de yanında dijital büyükelçi diye. Peki şu milli cüzdanı açalım mı? Nedir milli cüzdan? Milli Cüzdan, Türkiye Ortak Ödeme Platformu aslında bizle beraber toplam 6 ortağın bir araya gelerek yaptığı ve Türkiye'nin tamamen yararına çalışacak bir oluşum. Türkiye Ortak Ödeme Platformları ismi bunun, Milli Cüzdan'ın. Burada kimler var? Turkcell var, biz varız, Türk Telekom var, Belmin var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vakıf Katılım var ve PTT var. Burada bir araya gelerek güçlerimizi birleştirip bu ortak otomobil platformundan bütün herkese hizmet verecek bir platformu yaratıyoruz. Türkiye yarar ne dediniz ya? Ne gibi bir yarar sağlayacak? Şöyle bir şey, en basit örneğini vereyim. Bu platformun kullanıcısı olduğunuzda, ki bu platformun tüm bankalar kullanabilecek, platformunuzda Türkiye'nin her yerindeki ulaşım ağına erişebileceksiniz. Tek bir noktadan gittiğinizde, telefonunuzu elinizde aldığınızda, Eskişehir'de gitseniz, İzmir'de gitseniz, bu telefonla ödeyip geçebileceksiniz. Ulaşımdan yararlanabileceksiniz. Gene bunun sağladığı bazı ekstra imkanlar da olacak. Çünkü güçler birleşiyor. Bir telekom gücü geliyor. İşte Büyükşehir Belediye'nin Türkiye'ye yayılacak gücü geliyor. Denizbank'ın teknoloji gücü buraya geliyor, entegre oluyor. Bu güçler birleştiğinde çok ciddi bir sinerjiler doğabiliyor. Ve Türkiye'nin gene kalkınması anlamında
ön ayak olacağımız oluşum olacak. Peki çok teşekkür ediyoruz Gürhan Bey. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Sefer programı kapatırken birkaç cümle de senden rica edelim. Ben kendi adıma çok aydınlandım ama belki izleyicilere söyleyeceğiniz bu dijital dönüşümle beraber Türkiye'nin hikayesi nereye gidecek? Şimdi Gürhan Bey'in anlattıkları çok değerliydi. Özellikle yurt dışındaki seminerlerden verdiği örnekler. Aslında bu hani Türkiye'deki kurumların ne kadar doğru işler yaptığını gösteriyor. Ve fintechlerle ellerinden geldiği kadar işbirliği yapıp ya da kendi içerisinden çıkardığı FastPay gibi şirketi global olarak konumlayıp ve farklı şekilde hizmet açmak gibi. Bunlar gösteriyor ki aslında Türkiye bu alanda doğru yolda. Kamu tarafından da regülatörler tarafından da gerekli destekler sağlanıyor. Bu konuda iyimser bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum bizim için. Çok teşekkür ediyoruz. Sefer Yüksel ile beraber bir finansal teknoloji programını daha kapatıyoruz. Deniz Bank Dijital Kuşak Bankacılık Grup Müdürü ve İnovasyon Komitesi Başkanı Gürhan Çam'ı ağırladık bugün. Hoşçakalın.